Merhaba arkadaşlar. Bugün Flappy Bird yapacağız. Önce kuklamızı siliyoruz. Bayağı büyük bir kuklamızı. Sonra kuşu buluyoruz. Sonra arka planı seçiyoruz. Arka planda Y, X gördü seçiyoruz. Sonra kuşun büyüklüğünü 40 yapıyoruz. 40 yapıyoruz. Sonra kuşa yerini belirliyoruz. Kuşun yerini x'i eksi 100 yapıyoruz. Evet. Eksi 100 yapıyoruz. Y'sini de 0 yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi kuş uçacak. Onun için İlk olarak eksi 100 konumuzu alıyoruz. Tıklandığı alıyoruz. Ve sonra kontrolden sürekli tekrarlayı alıp görünümden sonraki kostüme geçeyim. Kontrolden 0.1 saniye bekleyeceğiz. Ve bakalım kuşumuz uçuyor. Şimdi şey yapması gerek. Şimdi aşağı düşmesi gerek. İlk olarak yeşil bayrağı tıklandığı alıyoruz. Sonra hareketi alıyoruz. Önce 3 saniye bekleyecek oyun başladıktan sonra. Saniye bekledikten sonra aşağı düşecek. Yer konumunu eksi 5 değiştirecek sürekli. Şimdi bakalım nasıl yapıyor. 3 saniye bekleyecek. Sonra evet, böyle olması gerek. Şimdi arkadaşlar kuşun düşmesini hallettik. Şimdi sıra geldi. Kuş düşünce ne yapacağına. Şimdi tıklandığı alıyoruz. Sonra olana kadar bekleye alıyoruz. Sonra algılamadan kenara değiyor mu alıyoruz. Değiyorsa kontrolden durdur tümünü. Kukla dizilerini alıyoruz. Sonra merhaba D'yi alıyoruz. Ve game over diyoruz. Game over yazdık. Şimdi de diyorum. Sonra recording var. Ne alıyoruz? Evet. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Evet, bakalım. Evet, çalışıyor. Şimdi yukarıya yükselmesini deneyeceğiz. İlk olarak bir tane buton alıyoruz. Tabii ki de butonumuz çok büyük olduğu için onun büyüklüğünü yine bir 40 yapalım. Olmazsa düşürürüz. Evet, 40 çok küçük oldu. 60 olur bence. 60. Evet, 60 olur. Şimdi buna olaylardan haber biri salı alıyoruz. Yeşil bayrağı bu kuklaya tıklandığında haber biri sal. Şimdi bu Parrot haber biri aldığımda bunun elişer yükselmesi gerek yukarıya. Haber biri aldığımda hareketten Y konumunu
onun yerine 40 değiştir diyoruz. Ve şimdi bakalım, deneyelim. Oluyor mu? Evet, aşağı düşecek. Evet, çıkıyor yükseğe. Sonra yapıyoruz. Evet. Evet, şimdi binaları yapacağız. Evet. İlk olarak yeni kukladan çizime başlıyoruz. Şimdi bir tane kare alıyoruz. Ve mor bir kare. Eyvah, yanlış bir şey yaptık. Bunu hemen silmemiz gerek. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Şunu siliyoruz. Şimdi burayı küçülteceğiz. Şimdi bir tane mor kare yapmak. Küçük örtgen yapmamız gerek. Evet, şimdi oldu. Şimdi bunu hizalamamız gerek. Evet, hizaladık. Tamam, şurasını birazcık daha yapalım. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sıfır yapıyoruz. Bir şey yaptım. Bakın, büyütmek bundan önemli. Bir şey buldum. Evet, şu an bunu buraya çıkartıyoruz. Şimdi bir tane mavi renk alıp mavi bir şey yapıyoruz. Cam yapıyoruz. Evet. Şimdi şunu sileceğim. Çünkü ben yana kaydırmak istiyorum bunu. Bunun için mouse'a tıklıyoruz. Evet, böyle yapacağım. Sonra ben bunu alıp buraya bir tane daha mor değil. Niye mor çıkıyorsun? Tamam. Sıfır yerine isterseniz bir yapalım. Çünkü köşeleri olması gerek. Evet, ne oldu buna? Şimdi bunun mor olmaması gerek ama bu şey mor olmak istiyor. Tamam, bunu yaptık. Burada bir tane yapalım. Burada bir tane. Burada bir tane. Bunlar cam olacak. Burada bir tane. Şimdi şuraya yapalım. Burada bir tane. Şimdi buradan bir tane yapalım. Burada bir tane. Burada bir tane. Burada bir tane. Burada bir tane. Burada bir tane ofis olsun. Buranın güzel bir camı olsun. Burada da küçük bir yer olsun. Burada bir tane yine ofis olsun. Ve bitti. Şimdi bunu hepsini almamız gerek. Önce bunu bir küçültelim. Sonra bunu bir alalım böyle. Sonra bir kopyalayalım. Sonra bir alalım. Sonra bunu da bir şöyle yapalım. Bakalım kuş geçiyor mu? Geçiyor. Şimdi ortasından geçirelim.